İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Bayış Bitlis'te Araks kültürüne ait seramiklere ulaşıldı. Cavahkın Kartikam'da su boruları değiştirildi. Aradzani Murat Nehri'nde sular çekildi, tarım başladı. Artsak'taki Ohti Yehtsi Manastırı civarında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Lavrov, Rusya ve Türkiye İdlib'de muhalefet ile gerici teröristlerin ayrıştırılması çalışmalarını tamamlayacak. Bugün Uluslararası Okuryazarlık Günü. Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'in Ahlat ilçesindeki İçkale'de yürütülen kazı çalışmalarında 5200 yıllık Karaz Kur Araks Nehri'ne ait seramikler bulundu. Kazı çalışmalarında M.Ö. 3200 yıllarına ait Karaz kültürüne ait seramikler, demir çağı ve orta çağdan kalma birçok seramik kalıntılarına rastlandı. Eski Ahlat Şehri Kazıları Bilimsel Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'a göre Urartuların kendisine has seramik parçalarından da buluntular var. Muhtemelen alt tabakalarda Urartu dönemine ait mimari dokuya da ulaşılmaya umut ediliyor. Jenev.gen'in haberine göre Cavahkın Ahakalak Belediyesi'ne bağlı Kartikam köyünde su temini sisteminin restorasyonu tamamlandı. Köyün su hattının asbestli boruları plastik borularla değiştirildi. Genel olarak köyün bir kısmına içme suyu sağlayan 2200 metrelik bir su hattı onarıldı. Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı Kartikam köyünün nispeten yüksek kesimlerinde özellikle kış aylarında her zaman içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Su hattı uzun yıllar hizmet etti. Asbest borularda çatlaklar oluşmuştu, su sızdırıyordu ve buna göre bir basınç düşüşü gözlemlendi. Kartikam'da su temin sisteminin restorasyonu birkaç gün önce tamamlandı. Şu anda köyde içme suyu sorunu mevcut değil. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ ilinin Murat Nehri'nde suyun yaklaşık 2 kilometre çekilmesiyle çiftçiler ortaya çıkan araziyi değerlendirerek mısır ve bostan ekerek tarıma başladı. Köy sakinlerinden Ahmet Demir, normalde balıkçılıkla geçinen bir köy. Suyun çekilmesinden dolayı köylüler hayvancılıkla uğraşıyor. Havalar da bayağı sıcak oluyor. 3 aydır burası yağış almadığı için su 2 kilometreye yakın çekildi. Su normalde köyün dibine kadar vuruyordu. Yerlerde yağış almadığı için bayağı bir çatlaklar oluşmuş dedi. Artsak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın Tarihi Çevre Koruma Dairesi, Orta Çağ'ın 12. 13. yüzyıldan kalma Ohta Yehtsi Manastırı'nın çevresinin temizliğini organize etti. Artsak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'na bağlı Tarihi Çevre Koruma Dairesi Başkanı Armine Hayrabetyan'ın dediğine göre Patara sakinlerini, gönüllüleri, Askeran ve Hadrut'taki bizim bölgesel servisimizi ve ayrıca Haçaşin adlı kuruluşun çalışanlarını dahil ettik. Manastırın çevresini yıkılmış ağaçlardan temizlediler, yere düşen haçkarları kaldırıp yerlerine yerleştirdiler. Bu arada Patara alt bölgesinde manastırlar, kiliseler, haçkarlar, antik yerleşimler ve mezarlıklar olmak üzere 150'den fazla teşcilli anıt var. Bu 150 antik anıttan 9'u eski manastır ve kiliselerdir. TASS Ajansı'nın belirttiğine göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu ile Türkiye İdlib'de muhalefet ile gerici teröristleri birbirinden ayrıştırma çalışmalarını tamamlayacak. Sayın Lavrov, Rusya-Türkiye çabalarının en önemli alanı net ve somut anlaşmaların olduğu İdlib bölgesinde gerilimi azaltma çabasıdır. Muhalefet ile gerici teröristlerin ayrışması çalışmalarını tamamlayacağımıza inanmak için gerekçeler var, dedi. Uluslararası Okuryazarlık Günü, Birleşmiş Milletler sisteminde kutlanan uluslararası günlerden biridir. 1965 yılının Eylül ayında Tahran'da cehaletin ortadan kaldırılmasına ilişkin Dünya Eğitim Bakanları Konferansı'nın önerisi üzerine 1966'da UNESCO tarafından insanlara okuryazarlığın insanların ve toplumun hayatındaki önemini hatırlatmak için kuruldu. Kutlama tarihi olan 8 Eylül günü bu konferansın büyük açılış günüdür. Günün temel amacı UNESCO'nun ana faaliyet alanlarından biri olan okuryazarlığı yaymak için uluslararası toplumun çabalarını yoğunlaştırmaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Maral Şişo adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.